Türkiye Milli Futbol Takımı erkek bakım markası Jilet sunar. Bizim ülkemizde buradan da iyi futbolcular çıkıyor dediğimiz şehirler var. Peki Rize bu şehirlerden biri olabilir mi? Hadi birlikte bir bakalım. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamış Hasan Vezir. Yine Fenerbahçe forması giymiş Hakan Tecimer'le Murat Acıoğlu ve 2005-2006 sezonunda Galatasaray'da izlediğimiz Altan Aksoy. Rize'de doğan saydığımız bu isimleri geride bırakacak bir yıldız adeta gümbür gümbür geliyor. İsmi Barış Alper Yılmaz. 21. yüzyılın 144. gününde 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya geldi Barış Alper Yılmaz ve henüz 11 yaşındayken şehrinin temsilcilerinden Rize İl Özel İdari Spor'da altyapıya girmeyi başardı. Küçük bir çocuk olarak girdiği bu altyapıya veda vakti geldiğinde neredeyse 18'ine basmak üzereydi. Rüzgar onu ülkenin başkentine Ankara'ya götürdü. Türk futbolunun en büyük efsanelerinden olan ve Baba Gündüz lakabıyla nam salan rahmetli Gündüz Kılıç'ın da bir dönem formasını giydiği yere Ankara Demirspor'a transfer olma vakti gelmişti. Henüz 17 yaşındaydı. Çocukluktan gençliğe Rize'de geçen Barış Alper Yılmaz, gençlikten yetişkinliğe Ankara Demirspor'da geçiş yaptı. 2017 yılının 27 Eylül'ünde yeni bir sayfa açılıyordu Barış Alper Yılmaz için. Çünkü profesyonel futbol kariyerinin ilk maçına çıkacaktı ve TFF 3. Lig 2. grupta Gölcükspor'la deplasmanda oynanan mücadelenin 61. dakikasında eski bir Trabzonsporlu Burak Sürmeli'nin yerine oyuna girerek siftah yaptı. 3 sezon süren ve toplam 43 maça çıkabildiği Ankara Demirspor kariyeri buraya imza attıktan 36 ay sonra yine bir Eylül ayında son buluyordu. Barış Alper Ankara'da kalmaya devam etti. Yeni adresi Keçiören Gücü'ydü. Rize'de dünyaya gelen ve zamanı geldiğinde hem Galatasaray hem de amili takım için ter döken isimler listesinde adı geçmişti Altan Aksoy'un. Barış Alper Yılmaz da sonradan dahil olacaktı o listeye ve ne gariptir ki kader bu iki ismi Keçiören Gücü'nde de buluşturmuştu. Barış Alper burada futbol oynarken Rizeli ve eski Galatasaraylı Altan Aksoy da takımda yardımcı antrenördü. Başkent temsilcisindeki tek sezonluk performansıyla en büyük takımların hem de Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin dikkatini çekmeyi başardı. Önce Mart 2021'de dönemin Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tarafından kadroya çağrıldı. Hırvatistan maçında 46. dakikada Cemali Sertel'in yerine oyuna girerek siftah yapmış. 84. dakikada da Nidiler'in tek golünü atarak kendisi adına müthiş bir başlangıç gerçekleştirmişti. Unutmayın, yine bir Hırvatistan maçı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Şans ayağına kadar geldiğinde değerlendireceksin. Barış Alper o şansı iliklerine kadar kullandı. Artık rüyalar gerçeğe dönüşüyordu. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti. Fatih Terim'in çok istediği Barış Alper beklentileri tam olarak karşılayamamıştı ama kumaşı iyiydi. Ona bir dokunuş gerekti. Geçen sezon Kadıköy'de Okan Buruk'un derbi planının asıydı. Bu sezon yıldızların arasında şans bulması imkansız gibiydi. Ama şans kapıya bir kez gelmez. İşte ikinci fırsat. 2 Aralık'taki Pendik Spor maçında sol bekte maça başlamasıyla formayı aldı ve bir daha da bırakmadı. Bu sezon tam 5 farklı mevkide Galatasaray'a katkı sağladı. Sağ bekteyken Gökhan Gönül, sol bekteyken Hakan Ünsal, sağ kanattayken Ümit Davala, sol açıktayken Tuncay Şanlı, santraforken Burak Yılmaz. Nereye koyarsanız koyun, hangi görevi verirseniz verin, kendisinden ne isterseniz isteyin. Tüm bu soruların cevabını size verebilecek, yine tüm bu soruların çözümünü size sunabilecek birisinden bahsediyoruz artık. Önce Ankara Demirspor'da, sonra Keçiören Gücü'nde, şimdi de Galatasaray'da ve amili takımda olduğu gibi. Karşınızda Türk futbol tarihinin en joker isimlerinden biri var. Barış Alper Yılmaz. Türkiye Milli Futbol Takımı erkek bakım markası Jilet sundu.